Gülden'le Bacır'la mutfaktayız. Saatlerimiz arkadaşlar 18.22 ve ben Blue'a resmen yeni başlıyorum. Yani bu rekora geçilsin artık yani bu saatte. Akşam Blue. Aynen akşam Blue. Yani niye başlamadım bu zamana kadar derseniz, yani çok zaten değişik bir gündü. Sabah erken uyandım, sonra tekrar uyudum. Çocuklara Sümeyye baktı. Biraz sinir krizi falan yaşanmış. Sonra o uyudu, ben baktım. Yani Zeyt şu an gerçekten 3 yaşına girdiği günden beri zaten bir tuhaf. Yani gerçekten tuhaf, abartmıyorum. En yakınlarım şahit bu duruma. Her şeye bir ağlamalar, bir inatlaşmalar. Herhalde 3 yaş sendromu yani. Başka bir açıklaması olamaz. O yüzden şimdi Azat'la da birleşince bir patlama böyle yaşandı. Şimdi çok şükür diyeyim, oturuyorlar da bakalım. İftara hazırlık yapıyoruz. Şimdi daha patatesleri soyuyor. Ben de şey yapacağım. Şu tabakları da şuradan esmasına yiyoruz. Dürüm yapacağız. Tavuklu. Yani şnitzel değil mi? Aynen. Paneli şnitzel. Normalde kesme çiğni yapacaktık ama şeyin kalmamış şnitzel gevreği. Evet, aslında. O yüzden kristi yapmayacağız. Şimdi daha da şnitzel gibi yapalım. Yani böyle yine çok büyük kesmeyeceğim tabii de. Öyle paneleyeceğiz. Şöyle tabaklarımızı alalım. Yumurta. Hemen döktüm bunu da. Bir de ben alırken dedim ki ne kadar büyük. Bakın iki tane çıktı resmen. Ana. Ne iki tane çıktı? Şey yumurta. Nasıl kalabildim? Ağırmayın. Bu da yumurta herhalde. Köy yumurtası biliyor musun? Tipine bak. Herkes kendi tabletine oynasın. Tablet oluyor mu? Vallahi çocuklar bugün öğlen uykusuna uyumadı. Yani biz uyutmadık daha doğrusu. Yoksa akşama geç yatıyorlar. Yapar mı saat kadar? Şimdi yarın Zeyt yok tabii. Aynen. Yarın Zeyt'in kreşi var ama acaba sabah gidecek gidecekler. İnşallah bir sorun çıkartmaz. Bir de ağırlıkla azadı uyandı. İstemiyorum falan filan. Tamam. Kazanmam yapacak bir şey yok. Sıkılır bir hafta belki. Ya biraz gözün. Abi benim çıkardım. Nasıl? Tavuk aslında yıkanmamak gerekiyor. Ben hiç yıkanmıyorum. Çünkü yergiyormuş. Evet. Oy. Hatta eserini nasıl yapmamış? Bak! Bir düşünme. İki glass of lava. O da... Ama süperçiliyoruz. Şu var ama bu da büyük mü? Ya da bunun küçüğü var. O küçük daha iyi bence. Aynen. Şu. Mira babayı mı istiyorsun? İyi mi? Hı. Hmm. Bir sosan bir şey var. Tamam mı? Suyu gerek var. Pazar dışarı yanıyor herhalde. Hiç tamam, çok güzel. Ben hani oruç olmasan çıkardık önceden de. Son iki gün oruç. Aynen. Çarşamba bayram ama hiç böyle bayram havası olmayacak kesin. Çünkü hocalarımız çalışıyor. Akşama mı gideriz acaba bayramlaşmayı bilmiyor ki nasıl yaparız? Hadi al buradan neye bakalım? Siz gidecek misiniz? Çarşamba, çarşamba günü büyük ihtimal gidemeyiz. Çünkü altıda geliyor zaten. Altıda çok geç geliyor. Yani gitsek de ya annem bir ya da kaynamamız gerekiyor. Yani birinin aynı.
Ya da direkt ya hafta sonu gideceksiniz. Aynen. Donuts da belki cevap diyor, ulan alabilirsem diyor, o gün şey yaparız diyor. Niye öyle diyormuş? Daha Akif'e bağlıyız ama Akif saatine bağlı, 6:30'da geliyor. Gelecek de banyo işini yapacak. Ne ki? Acı. Ya da yapma ya da pat pat mı pişirseydik? Dozu mu söylüyorum? Ama ben de güzelim ki. Normalde hep böyle alt flame ediyorum ya, evet. Bat. İstiyorsan tepsiye dizelim. Efendim şurayı. Tamam. Bir tane patates tarifim var, onu yapabiliriz. Ne? Çok güzel oluyor, evde yaptım. Ne ama? Taze patates var mı? Soyduk ya daha iyi. Ha, onları böyle ince ince doğrat. Geçti sonra... artık, doğrat. Nasıl doğradın? Böyle uzun ince ince. Şey yapacağız, beçiz gibi şey öyle. He işte öyle. Sonra tepsiye koy, içine kırmızı biber, karabiber, nane... Kimyon. Şey mi diyor, bak bak kat. Evet. Tamam, bir dakika. Sonra üstte peynir, çok güzel oluyor. Aslında. Ama yogurt dip yapmayı düşünüyoruz. Peynirsiz. Yogurt dip. Evet. O çok güzel oluyor fırında. Aslında ben evde Ayfer'de yapmıştım. Ayfer'de yapmayı. Ben de Ayfer'de dedim. Yani Ayfer'de. Sen burada direksin ya. Hadi direkt oluyor. Dur şunu bakalım. Yer değişikliği yaptım. Buranın ışığı daha iyi. Dereotu mu? Yok ki kuru. Şöyle bir tane baharatladı. Fırın patatesi yapacağız. Yanına da işte schnitzel stripes. Böyle dürüm haline getirip yeriz. Ya da işte ekmeksiz yer. Bir de bir sos yapalım. Söylüyoruz. Patik. Bunları hazır edin. Hepsini dökelim. Zeytler de sesi gelin mi? Saat tam kaç? Bakalım şunu. Patatesi yarım saat kala mı koyalım? Ya da 40-45 dakika koyalım. Yavaş pişir. Bir de fırında daha yavaş pişir. Yerfiyerde hızlı pişiyor da. O zaman 10 dakika koyalım. Neyse bunları yapın da sonra size gösteririm.
an konuşacak bir şey bulamadım. Vallahi bir de son bir saat kaldı ya, susadım, acıktım, o yüzden şu an böyle modumu toplamam lazım, yemek denemekten sonra. Aynen, bak şu an böyle değilim. Şu an baygınlık geçiriyorum sen. Sen kapatmadın. Evet, son herhalde 45 dakika kaldı. Ben şimdi bunları kızartıyorum. Bir tane burada turşu doğru. İyi yaptın. Çöpü kırdım diye çöpü bükmüşler arabayla. Ben de böyle düzelteyim diye vurdum, iyice kırıldı. Kadar eserimize koyduk. Bu arada dünkü vlogda buna yanlışlıkla kırmızı lahana turşusu demişim. Pancar. Kırmızı pancar. Ama güzel. Yeter. Şöyle kızartalım. Evet, şimdiler kızardı. Şimdi şöyle dürüm ekmeklerim vardı. Onları şey, wrap haline getireceğiz ve tostlayacağız. Çocuklara da ketçap mayo. Aslında guacamole onlar da sever ki. Onlara da koyabiliriz. Evet, şnitzler kızardı. Baya böyle dağ gibi duruyor. Ama eşlerimiz de daha var tabii. Onlar şu an dışarıda da gelirler yemek saatine. Şimdi dürüm yapacağız. Sonra tostlayacağız. Şöyle içine bir bundan koyacağız. Bir de ketçap mayonez aslında, değil mi? Madem patates için. Bunu saralım. Şimdi hazır dursunlar. Nasıl yapalım? Keselim mi dedin sen? Bazen çok şey yapıyor. Çok güzel anne. Ama böyle ince mi ölçek? O iyi bence. Şöyle. Ama sarma payı da bırakacağız. Katlayacağız mı altını? Katlayalım bence. Turşu. Domates koymuyoruz sulanmasın diye. Bir de ketçap mayo yapacağız. Az da sadece mayonez. Ay çok girdi biraz. Dur bakma ne sarılacak mı? Bir daha. Şitome. Onunkiye böl. Onunkiye bölmeyeceğim mi? Hı? Ben sonra böleceğiz. Böleceğiz. Hı? İyi, toplandı. Şöyle kızartacağız. Hazırlayalım. Burada böyle dursunlar değil mi? Tamam. Ay saçım biraz daha ıslakmış da neyse. Şimdi yapmışsın. Aşağıda dondurma yiyeceğiz hemen. Ben kendimi dondurma. Yani dondurma alacağız çocuklara bir tane, ben Sümeyye. O yüzden böyle çıkıyorum valla. Zaten evin orada hemen dondurmacı var bir tane. Oradan külah dondurma alalım dedik. Hem biraz da hava alırız. Bugün çünkü hiç çıkmadık. O yüzden iyi olur. Saat bu arada 8.30 da yarım saat dururuz. Sonra çocuklar uyuyacak zaten. Yarın zeyni kreşi var. Bu arada keşke arka kameraya atsaydım ya. Şöyle gideceğim yolda. Hadi gidelim. Çöpü evet, biz çıktık. Şu arkada benim dediğim dondurmacı. Ama inşallah açıktır yani. Ne zaman? Ha evet. Kameram kirli mi ya? Açık mı? Işığı yanıyor ya. Başta jelateriye yazıyor ya. Ha açık açık. Çok şükür. Ay hava o kadar güzel ki resmen yaz akşamı. Şu an tişörte çıktığıma inanamıyorum gerçekten. Çok değişik bir his. Oy. Birbirimize girdik. Zeyt dikkat et. Gidelim. Evet geldik dondurmacıya. Evet plak da alacağız. Size mavi dondurma alacağız. Bayağı tükenmiş gibi. Mavi de. Ben de mavili. Tamam. O da mavili. Yok pistasiye. Ne? Dayım pistasiye yazıyor orada. Düşmüş kartı. Valla yeşil ya bak. Mavi istiyorum. Ben de mavi istiyorum. Tamam bekleyin, adam işi var. Anne bak, tamam. Burada mavi. Tamam.
şey ıslak mendil de getirmeyin. Hepsini al, biberleri böyle getirme. Ama oturmak yasak galiba. Mütüttü. Ama orada bir sürü bank var. Canlar biz dondurma yemeden geldik. Çocuklar uyudu. Valla daha bir 20 dakika önce uyudular. Şimdi Sümeyye bize kahve yapıyor, Güllane ben. Simiş içeceğiz. Erkekler de bu arada tekrar dışarı çıktılar. Biz de şimdi kahvemizi içeceğiz. Biraz sakinlik olsun yani. Biraz belki sohbet ederiz. Size bir konu hakkında bir şey danışmak istiyorum. 3 yaş sendromu ile ilgili. Biraz içimi dökerim. Öyle kahvelerimiz olsun da içeri geçelim. Bu arada makine de durdu herhalde de. Değil mi? Olsun, biraz soğusun. Yatmadan boşaltırım. Burada da birkaç kirliler kaldı zaten. Evet, kofilerimizi bekliyoruz. Bu arada ben bu saatte içeceğim de uykumu etkilemez inşallah. Dibek i̇nşallah bir şey etkilemez. Vallahi canlar, yine Zeyd'i uyuturken bir kriz yaşandı. Yani size yemin ederim, abartmıyorum. Yani Güldan'ı şu an canlı. Ben de şahit oldum. Evet, gerçekten. Çok canlı şekilde şahit oldum. Salı gününden beri diyebilirim aslında. Bugün pazar. 5 gün oldu işte, bir hafta olacak. Yani sanki çocuğun içine bir canavar çıktı. Gerçekten abartmıyorum. Böyle üstünü giydirmek istemiyor. Uyumak istemiyor. Yani çoğu şeye direniyor ve o kadar inatlaşıyor ki. Görmeniz lazım. Ben gerçekten 3 yaşına kadar böyle bir şey yaşamadım. Hani 2 yaş sendromu da vardı. O da yine kolay bir süreç değildi. Ama insan unutuyor. Bak şu an mesela hiç hatırlamıyorum o aralar ne yaptı diye. Ama şu an bu bana çok şey geliyor yani. Çok farklı bir şey. Tepsiyle getirseydim ya. Simiş tepsi getireceğiz. Önce ya, suyumuz geldi. Sizlere de sorayım. Sizlerin çocukları yani 3 yaşına girdiğinde nasıldı? Yani bu dönemden siz de geçtiniz mi? Çünkü gerçekten bugünden yarına olan bir şey. Yani birdenbire böyle tepkiler. Aynen. Doğum günü günün sabahı başladı her şey. Yani çok garibime geliyor gerçekten. Konuşamıyorum artık. Umarım geçici bir süreçtir. Ama 2 yaşa da öyle dedik. Evet, geçti. Ama geçti. Bak unutmuşsun. Aynen. Yani bir de demek ki geçiyor. Bu da geçecek. İnşallah ya. Yani öyle bir geldi ki şu an böyle gerçekten aklım almıyor. Evet. Çok değişik bir çocuk oldu. Yani Rümeysa bize anlatıyordu ama ben hani bu kadar olduğunu düşünmüyordum. Hani açıkçası. Yine böyle bazı hani şeylerini görüyorlardı. Hani inatlaşmalarını, böyle her şeye bu aralar ağlaması. Ama yani bu son sıra şimdi çok başka oldu gerçekten. Üstünü çıkarttırmıyor, üstünü çıkarıyor. Hiç yapmadığı şeyler. Hiç yapmadığı yani. Şeyler birdenbire. Vallahi zor uyuttum bu arada. Azad'ı sürekli görmek istedi ki Azad'ın yanına gideceğim ama çıkartmadım odadan. Şöyle kulağımı iyidir. İyidir, iyidir. Kahvelerim taze değil. Lütfen yorumlara yazın ve beni rahatlatın. Yani inşallah rahatlatırsınız. Bu süreç geçecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum, sizin bebişleriniz. Ay çocuklarınız nasıllar, nasıldı? Şuna verin de çek istiyorsan. Koyacak mısın? Story olmazsa olmazız. Ellerine sağlık su. Sularımızı koyalım mı? Ya da yoktur. Ya sen çek onu. Öyle.